Bu metne göre bize verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? İtalyan Bruno, Kopernik evrende dünyadan başka gezegenlerin de olduğu fikrine inanmış ve aynı görüşte olan Galileo ile tanışmıştı. Bu görüşleri yüzünden cezalandırıldı. Sürekli yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı. Fikirlerini bir soylu ile tartışınca Engizisyon mahkemesine teslim edildi. Yaşadığı baskı ve korkuları mahkemeye çıkarken söylediği "Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her zaman katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım" sözleriyle açıkça ifade etmiştir. Gördüğü işkencelere rağmen görüşlerinden vazgeçmedi ve mahkum edildi. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Bruno'nun fikirlerini savunmaktan vazgeçmediği söylenebilir. Özellikle gördüğü işkencelere rağmen görüşlerinden vazgeçmemiş ve mahkum edilmiştir. Düşünce özgürlüğünün önünde bazı engeller olduğu da yine söylenebilir. Çünkü Bruno fikirleri sebebiyle Engizisyon mahkemesinde yargılanmıştır. Çünkü kilise bu durumu cezalandırmaktadır. Fakat görüşlerinden dolayı bütün insanların yargılandığına dair bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ortaçağ Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe, sanat, siyaset ve ekonomide Katolik Kilisesi'nin sözünden çıkmak ve görüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupa'daki bu baskıcı tutuma karşılık aynı dönemde Çin ve Hindistan'da böyle engeller yoktu. Düşüncelerin özgürce ifade edildiği bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmişti. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Orta Çağ'da Avrupa'da bilim gelişmemiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibi olmuşlardır. Özgür düşünce ortamı bilimin gelişmesini sağlamıştır açıklaması da yapılabilir. Özellikle Çin ve Hindistan'da özgür düşünce ortamı bilimsel çalışmaların gelişmesini sağlamıştır. Fakat Katolik Kilisesi bilimsel çalışmalara destek vermiştir açıklaması yapılamaz. Aksine skolastik yani dini baskıcı düşünceyle bilimsel çalışmalar engellenmiştir. Avrupa, Hindistan ve Çin'de bilimsel açıdan benzer tutumlar sergilenmiştir açıklaması da yapılamaz. Çünkü Avrupa'da bilimsel çalışmalar engellenirken Çin ve Hindistan'da özgür düşünce ortamıyla bilimsel çalışmalar desteklenmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. İbn Sina bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer. İbn Sina'nın sözüne baktığımızda bilimsel ve sanatsal çalışmaların özellikle desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre bilimin geliştiği yerde ekonomik faaliyetler de gelişir. Sanat ile bilim ancak göç edildiğinde gelişir ve göçebe yaşam bilim ve sanata yeni ufuklar açar açıklamaları yapılamazken düşüncenin önemsenmediği yerde bilim ve sanat gelişmez açıklaması yapılabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle Cumhuriyet'le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. Bize verilen Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda farklı fikirlere saygı duyulur, özgür düşünceye önem verilir ve bilimsel gelişmeye imkan tanınır açıklamaları yapılabilirken fikirlerde birlik sağlanır açıklaması yapılamaz. Çünkü Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal'in bu sözüne baktığımızda özellikle öğretmenlerin özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak öğretmenler bilimsel faaliyetlerde bulunmalıdır. Bilimin gelişmesi Cumhuriyet ile mümkündür ve din ve vicdan hürriyeti yeni nesillere sağlanmalıdır açıklamaları yapılamazken Cumhuriyet özgür düşünen bireylerden yanadır açıklaması yapılabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu metinden hareketle bize verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Orta Çağ'da Avrupa'da kilise baskısı nedeniyle insanlar düşüncelerini açıklamaya korktuğu için bilimsel çalışmalar da yapılamamıştır. Bu durum toplumsal gelişimin önünde büyük bir engel olmuştur. Aynı dönemde Türk İslam devletlerinde ise bilimsel faaliyetleri desteklemişlerdir. Bu sayede farklı alanlarda çalışmalar yapan çok sayıda bilim insanı yetişmiştir. Orta Çağ'da Türk İslam uygarlığı oldukça gelişmiş ve altın çağını yaşamıştır. Bize verilen açıklamalara baktığımızda özgür düşünce ortamı bilimin gelişmesini sağlar açıklaması yapılabilir. Çünkü Türk İslam devletlerinde özellikle bilimsel faaliyetleri desteklemişler ve bu sayede de farklı alanlarda çalışmalar yapılmış ve bilimsel alanda gelişme sağlanmış. Bilgi ve düşünceye sınır getiren toplumlar geri kalır açıklaması da yapılabilir. Özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da kilise baskısı sebebiyle bilimsel çalışmalar yapılamamış. Bu durum toplumsal gelişimin önünde engel olmuş. Fakat bilimsel alanda çalışmanın yasak olduğu ortamlarda ilerleme gerçekleşir açıklaması yapılamaz. Tam tersi bir durum vardır. Özellikle baskıcı düşüncenin olduğu alanlarda bilimsel alanda ilerlemek mümkün değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Gaznelilerle ilgili olarak bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Gazneli Mahmut, ünlü bilim insanı Biruni için sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır. Bize verilen söze baktığımızda devlet adamları bilimi desteklemiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü bilim insanlarını değerli görmüşlerdir. Bilim insanları sarayda misafir edilmiştir açıklaması da yapılabilir. Çünkü sarayımın en değerli hazinesi sözü bu durumu yansıtmaktadır. Fakat astronomi bilimi gelişmiştir açıklaması bize verilen sözden çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Orta Çağ'da Avrupa'da insanlar düşüncelerini ifade etme konusunda engellerle karşılaşıp kilise baskısına maruz kalırken Türk İslam dünyasında bilim insanları düşüncelerini özgürce ifade ediyordu. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Avrupa'da düşünce özgürlüğü gelişmiştir açıklaması yapılamaz çünkü bu dönemde kilise baskısı bulunmaktadır. Orta Çağ'da İslam dünyası geri kalmıştır açıklaması da yapılamaz çünkü bu dönemde bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir. Türkler bilimsel çalışmalarda Batı'yı örnek almıştır açıklaması da yapılamaz çünkü bu dönemde Batı'da bilimsel çalışmalar kilise tarafından engellenmiştir. Fakat Türk İslam dünyası bilime önem vermiştir açıklaması yapılabilir çünkü özgür düşünce bulunmaktadır ve bilimsel çalışmalar bu dönemde yapılabilmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu duruma bize verilen ifadelerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Orta Çağ'da Türk İslam medeniyetinde özgür düşünce ortamı bulunmaktaydı. Özgür düşünce ortamı akıl, deney ve gözleme dayalı düşünce sisteminin ön planda olduğu durumdur. Buna bağlı olarak İslam bilginleri farklı alanlarda çalışmalar yapmışlardır ve devlet yöneticileri bilimsel gelişmeleri desteklemişlerdir açıklamaları özgür düşünce ortamını bize yansıtırken Batı yönünde önemli fetih hareketleri gerçekleştirilmiştir açıklaması bu durumu yansıtmaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.